Thank you so much. Ciao. Buena suerte. Ah, gracias. Nerede? Ah, Mücahit orada. Onur sen de mi? Onur sen de mi tek misin? Yok tekim. Tek misin? Ne haber abi? İyi şey geldin. İyilik valla ya. Unutuyorum bizde hep ikiydi ya. Unuttum onu artık. Onur da burada ama geldim demişti. Dur bir bakayım ben bir daha. Günaydın abi, ne haber? Ben seni hiç uyandırmayayım dedim ya. Sana da haber verecektim ama. Günaydın, nasılsın? Ne yapıyorsun? Abi ne haber? Açtım. Kaçırdım elini. Ne yapıyorsunuz? İyi gidelim. Yani. Valla ya. Olur. Çantayı şöyle bagajı arkaya mı koyayım? Arkaya mı? Sığar mı bagaja? Nereye rahat olacaksa? Bak sığar mı? Sığar herhalde ya. Abi bunu şey yapabilir miyim? Senin de çantan böyle mi? Benim de böyle aynen. Gerçekten mi? Aynen aşağı yukarı böyle. Onu alayım abi, ben onu yanıma alıyorum. Tamam. Kaç kilo senin çanta? Benimki mi? Bayağı ağırdı ya. Toplam 30. Toplam 30. Benim öteki küçük çanta çalınmadan önce 30 kiloydu ikisi. Ön çantada da biraz birkaç bir şeyler vardı böyle. Hediyelik hediyelik alıyordum ben Türkiye'ye dönmeden, magnettir bir şeydi. Birikmişti tabii doğal olarak. Ha. 2 yılda. İkisi 30 kiloydu. Ama çok fazla ya. Tutulumumla çadırım zaten en az bir 5-5,5 kilo ediyor. Ben şeyi hafiflettim onları ya. Çadırı da uyku tulumunu da hafiflettim ben. Öndeki şeyler, elektronikler, laptop. Nereden baksan 2,5-3 kilo var. Evet. Yani. Bazı laptoplara kadar ağır ya. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapalım abi? Aynı. Nasıldı dün? Keyifli dün miydi? Normal. Nasıl? Güzel. Aynen. Gündüz güzel yağmur geçti. Yağmur yağdı ya. Sabah. Gündüz aynen. Şimdi bir şey rica edebilirim. Tabii. Kemere takmışım. Ah ben unuttum onu ya. Ya buranın polisleri bu saatte biraz kırmızı. Doğru. Normalde biner binmez takıyorum da. Yok şey normalde buranın polisleri çok vallahi takmıyor. Sabah saatte çok fazla yoğun. Doğrudur ama ya doğrudur. Ya kemer zaten takmak lazım polise çok. Ya bir evet, polislik bir durum lazım. Değil de. Aynen. Can güvenliği. Aynen. Sosyal mesaj mı oluyor bu? Evet. Önceden sosyal mesajımız. Kemerinizi takın. Türkiye'de de ne takarlar? Aynen, şöyle arkadan güvenli. Arkadan geçiriyor şuraya takıyor aynen, araba ötmesin aynen. Diye. Aynen. Polisi görünce öne alıyor ama. Aslında çok rahatsız eden bir şey değil ya. Abi çok da rahatsız eden bir şey değil ya. Yani. Alışınca. Sabah bir ya bayağı bir canlı ya dün. Bomboştu sokaklar. Evet, İki gündür bomboştu sokaklar. Çünkü sen geldiğinde tatille geldin buraya zaten. Ha, o yüzden insana kaçtı belki de. O Kakupe diye bir olay vardı. Tamam hatırladım. Şeyi, o vardı. O yüzden millet şeye gitmiştir ya. Bazen evet, böyle birkaç günü. Cuma da resmi tatilde. Hafta sonu da işte girdi araya. Yani, dini bayramı yaşamak için bir tatil evet, yapanlar evet. Var. Bir de onun dışında belki evet. Köye kasabaya gidip biraz kafa evet. Dinleyenler de vardır evet, muhakkak. Aynen. Bizdeki hesap Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı evet, olunca böyle gibi, şey oluyor gibi, ya. Gibi. Onu birleştirdiler işte. Yani bugün şey hareketli merkez. Çünkü birazdan. Hiç normal değildi ya. Bomboş yani. Bomboş. Biraz gerildim açıkçası yürürken. Yani Aregua'da öyle miydi? Aregua biraz daha canlıydı ya. Canlı. Aregua biraz daha canlıydı. Yani seramik falan satıyorlar ya. Çevre aha. Köylerden insanlar dörtlü yanıyor bu arada. Aa niye dörtlü yanıyorsun? Gelmişler alışveriş falan yapıyorlardı. Bir tık daha canlıydı orası. Bir insan sirkülasyonu vardı yani. Ha. Dün akşam merkezde bir aktivite varmış böyle havai fişekler bilmem işte bir pas küçük bir feriye kurulmuş. Ha. Ufak tefek böyle konser tarzı bir şeyler varmış. Sahne böyle. Kuruyorlardı o başkanlık sarayında. Evet, orada evet. Mı acaba? Ne oldu? O olabilir. O olabilir evet. Olabilir. Vallahi ben de dün konuştuk birazcık yoruldum. Edit yaptım. Editin render'ını alırken uyuyakalmışım. İyi ki çocuklar gürültü yaptı odada da uyandım. Yoksa var ya sabah alarm kurmamıştım gerçekten yani. Gerçekten bir önceki gün de uyuyamadım ben sinekten. Ha sinekten. Mahvetti herlerim ya yediler yani. Ben şu an hala kaşınıyorum yani. Ben de. Gerçekten bütün bacaklarım ya. Bütün bacaklarım, kollarım delirmek üzere şu an. Sürekli bir kaşınma halindeydi. Evet. Aa, bana olmadı o kadar ya. Ben alışım galiba onunla alakalı. Ondan olabilir. O da olabilir. İlk defa bu kadar insan görüyorum bu caddede ya. Garibime gitti vallahi.
meşhur Mercado Quattro burası o zaman. Evet, Mercado Municipal Quattro diye. Bu sokak pazarı gibi. Evet. Evet ama çok büyük burası. Sadece bu cadde değil, böyle 2-3 cadde falan iki, yani. 2-3 cadde. Yani bir de her milletten şey var, bölüm var. Korelilerin bölümü var. Ne Çinli, diyeyim? Koreli, Arap Çinliler, çok burada. Lübnanlılar var işte, Araplar. Ne var? Bolivya, Şili var. Onların tezgahları var çok fazla burada. Gerisi çok Paraguaylı. Çok sakindi, ben işte otobüsle falan geçtik. Bomboştu yani, o büyük ihtimalle tatilden dolayıdır. Biraz canlı olsa aslında buralar gezilir. Evet evet evet, bugün mesela gezilir. Bugün canlı buralar yani. Bayağı Mercado Quattro. Bak şimdi şeyde, bu terminalde şu kızıl derili kızları görüyorsun değil mi? Evet. Küçük kızlar. 14, 15, 13 yaşında. Dileniyorlardı. Bir puş çetesi var burada. Onları satıyor erkek. Yani böyle bildiğin yetişkin erkeklere. Çocukları satıyor. Evet, çocuklar. 14, 15 yaşındakiler işte. Ya yani o yüzden bayağı abla... olay oldu. Yani baskınlar falan yaptılar. Gördüklerin hepsi, o küçüklerin hepsi kızıl derili şeyler, kızlar. Guarani yerlileri. Aha, Guarani yerlileri aynen. O yüzden bayağı kötü ve uyuşturucu çeteleri falan da var burada. İnanılmaz pis bir yer. Ben terminale ilk geldiğimde polis şey demişti burada. İşte polisten yardım almıştım ya bu taksiyi çağırmak için. Çok dikkat et burada demişti. Tehlikeli burası demişti. İnanılmaz tehlikeli burası. İnanılmaz. Gerçekten. Bak oraya kısa dönüyorlar. Bir şeyler satıyorlar. Park edemiyormuşuz zaten. Evet, buraya sıkıntı olabilir ya. Kaldırır maldırır bir de polis, bir şey yapar, ceza keser. Ya dışarı falan çok fazla bu tarafa çıkma. İçeride sıkıntı yok zaten. Birkaç bakın, yiyecek bir şey alıp zaten direkt perona geçeceğim. Magnet satanlar falan da var. Evet, magnet unuttum, magnete bakacağım var, ya. Var. Aynen. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Teşekkür ederim her şey için. Bay bay. Dikkat edin. Geldik bakalım terminale. Baksana fuhuş çetesi varmış ya köşede. Çocuk satmak nedir ya? Şerefsiz, içlerin bacağını kıracaksın ya. Böyle kemiklerin her yerini kıracaksın yani. Acıyanın da bacağını, kemiğini kıracaksın. İtoğlu itler. Evet, bir magnet çözelim. Allah, çocuk silmiş buraları. Pasar. Disculpa. Hola, buenas. Magnet unuttum ya. Cebimde kalan son parayla böyle kocaman bir meyve suyu aldım, kek aldım, cips aldım, su aldım, iki tane de magnet aldım. Magnet ucuz olduğu için bir dolardan daha ucuza bir magnet buldum. Güzel de böyle ufak tahtanın üstüne boyamışlar filan. Öyle olunca para daha da arttı. Şimdi burada 5-6 doları değiştirmezler kambiyoda. Dedim abi sen yiyecek al. Yolda yersin. Arjantin'e gittiğinde yersin. Arjantin'e gidiyorum bu arada dostlar. Selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Arjantin'e gidiyoruz. Zaten başlıkta görmüşsünüzdür muhakkak. Bir aksilik olmazsa yolculuğumuz Arjantin'in en güneyine, Patagonya'ya kadar uzanacak. Yerim yani yolda. Ziyan olmaz yiyecek. Paramızı da harcadık. Şu an cebimde 0'a 0 var. Bak şurada hediyelik eşya dükkanları falan var. O ablanın dükkanından aldım ben. Yarım saat sonra otobüsüm kalkacak. Şimdi terminaldeyim. Kahvaltı da yapmadım. Şöyle yağlı mağlı bir şeyler de yemek istemedim. O çikolatalı keki yerim sabah. Meyve suyuyla kahvaltı niyetine. Cipsi de öğle yemeği niyetine yerim. Otobüste yemek verecekler bu arada. Otobüs bileti bir an gelip almıştım. Gösteririm zaten otobüsü. İlk defa yataklı otobüste gideceğim. Yani yatak olan koltuklarda gideceğim. Daha önceden hiç almamıştım bu koltukları. Aynı fiyattı. Abi dedi rahat oluyor onlar dedi. Dedim onu ver o zaman. Değişik bir yerde gideceğiz yani bu yolculukta. Bitti. Paraguay macerası bitti. Maalesef kısa kaldım. Yani tahmin ettiğimden, aklımda geçen plandan daha kısa kaldım Paraguay'da. Yapacak bir şey yok yani. Başımıza talihsiz bir olay geldi Şili'de. O bütün planımızı etkiledi. Bakalım. Arjantin'e gidiyorum. Uzun süredir merakla bekledim. Bu arada kaşınıyorum. Yani sinekler mahvetti beni ya. Uzun süredir merakla beklediğim, heyecanla beklediğim bir bölgeye gidiyorum. Gidiyorum bakalım. Umarım keyifli geçer. Yerba mate. Orada direkt yapıp da veriyorlar galiba. Aynen. Gidip içmek istersen orada direkt içebiliyorsun.
Otobüsüm geldi dostlar. La Santaniana isminde bir firmayla gideceğim. Buenos Aires Retiro Terminali'ne götürecek. İlk defa bir ülkeye otobüsle giriş yapacağım. Yani daha önceden kara sınırından hep böyle sınıra gidiyordum. Kendim geçiyordum. Daha sonrasında otobüs mü, otostop mu artık devam ediyordum bir şekilde. Ama bu sefer Buenos Aires'e kadar otobüsle devam edeceğim. Aşağıdan aldığımı söylemiştim bileti. Bu arada şeyi de göstereyim. Burada tuvalet var yine. Her zamanki gibi burası tuvaletimiz. Bu sefer yukarı katta kalmayacağım. Şöyle oturacağım, koltuğu da göstereyim. Aha da bu köşe benim. Ama bu nasıl yatak olacak onu bilmiyorum ya. Şöyle arkada birazcık boşluk var. Tam yatak olacağını ben bunun çok düşünmüyorum ya. Bir deneyelim bakalım. Çünkü full yatak olarak gözüküyor bu. Bakalım full yatak oluyor muymuş harbiden. Şöyle yattı. Olmuyor. Hani full yataktı? Çünkü yukarısı yarı yatak, aşağısı yatak olarak geçiyor. Ya da ben... Ha, bu kadar yatıyor demek ki. Aşağısı da yukarısı da bu kadar yatıyor. Bu kadar yatmıyor da biraz daha böyle şöyle oluyorsun. Allah Allah. İlginç. Şöyle indiriyorsunuz bunu. Aha da bu şekilde yatıyorsunuz. Çok da bir farkı yokmuş be. Çok pahalıya satıyorlar çünkü bu aşağının biletlerini normalde. Tabii ben aynı fiyat olduğu için şey yaptım. Denemek istediğim için aldım. Şunu. Bazen bindiğim otobüsler de bozuk çıkıyor. Burası kapalı. Bazen su koyuyorlar buranın içine. Aklınızda bulunsun yani yukarıda da. Yukarıda da öyle bir şey görürseniz İçinden su alabilirsiniz. Koyuyorlar çünkü bazı otobüsler. Oh, havalandı birazcık. Otobüsümüz bu. Hadi bakalım yolculuğumuz başlıyor. Hava 30 dereceymiş dışarıda. Saat kaç? 9'u 5 geçiyor. Güzel, 5 dakika gecikmeyle kalkıyoruz. Bu arada 300 bin guarani aldım ben bileti. Terminale gelip aldım. O da ne kadar yapıyor? 40 dolar yapıyor. Yani 7,5'dan hesaplarsak 40 dolar yapıyor. Uçak baktım 150 dolara geliyor. Dedim şimdi 24 saat böyle bir yol çekmeyeyim. 22 saat falan sürecek sanırım. Dedim bir gün yol çekmeyeyim, uçakla gideyim çünkü zamanım kısıtlı. Baktım uçak 150 dolara geliyor. Dedim abi bir gün daha otobüs yapacak bir şey yok. Konforluyuz ama ya. Bayağı rahat yani. Bu otobüs yarı yatak olabilir ama tam yatak olan otobüsü vermemiş olabilirler sanırım. Ya da bu otobüs komple öyle. Normalde aşağılar yatak oluyordu ama otobüsün dışarısında semi kama falan yazıyordu. Yani yarı yatak yazıyordu. Ben yanlış anlamış da olabilirim. Neyse böyle devam ederiz ya. Seviyorum ben bunları. Uyuyordum. Şöyle iki tane empanada getirip bırakmış abi. Bir de yanında böyle meyve suyu. Dalmışım ben de. Uyudum birazcık. Devam ediyor yolculuğumuz. Otobüste Oppenheimer'ı açtılar. Normalde öyle dandik filmler açarlar. Pek izlenmeyen filmler açarlar. Oppenheimer'ı açtılar ya. Bayağı da merak ediyordum aslında ama spoiler olsun diye izlemek istemiyorum. Çünkü İngilizce, İspanyolca altyazı, iki dilde de çok iyi değilim. O yüzden spoiler olmasın. Ben manzaradan devam. Sınıra yaklaştık. Otobüse bir tane abi bindi şimdi. Elinde nakit var. Arjantin pesosu almak istiyor musunuz diyor, millete soruyor böyle, hani para değiştirmek istiyor musunuz diyor, kanmıyor diyor. Bir 5 dakika sanırım sınıra varmış oluruz. Oradan da çıkışımızı yapacağız. Daha sonrasından da bir aksilik olmasa Arjantin'e girişimizi yapacağız. Encarnacion isminde bir şehre geldik. Bayağı bir Uruguay demişim ya, Paraguay için de seyahat ettik. Ben yakın bir sınırdan gireriz diye düşünmüştüm ama daha mantıklı bir sınır varmış. Ben burayı görmemiştim haritada. Paraguay-Arjantin sınırındayız dostlar. Buradan çıkışımızı yaptık. Paraguay mührü vurdu. Artık resmi olarak çıkmış bulunuyoruz. Şimdi otobüsümüz geldi.
Burada sanırım bekleyeceğiz birazcık. Daha sonrasında otobüse bineceğiz. Sınırın diğer tarafına geçeceğiz. Arjantin tarafına. Orada da aksilik olmazsa girişimizi yapacağız. Arjantin maceramız kaldığı yerden devam edecek. Biliyorsunuz Arjantin'de ben bir süre dolaşmıştım. Yine Arjantin'e gidiyorum. Bu sefer Patagonya tarafına gidiyorum. Patagonya'yı gezeceğiz bir aksilik olmazsa. Daha sonrasında yolculuğumuz artık, maceramız bizi nereye sürüklerse. Bayağı sıcak hava ya. Yanıyor, yanıyor. Arjantin'e girdik, hayırlı olsun. Burası sınır, buradan girişi yaptım. Çantaları alıyorsunuz bu arada, çantayla bekliyorsunuz. Daha sonrasında işte giriş işleminiz yapılıyor, X-ray'den geçiriyorsunuz çantanızı. Ondan sonra da tekrardan alıyorsunuz, otobüse biniyorsunuz. Lan kapı açık zannettim, kapalıymış. Şöyle abla gelecek mi? Kapımızı kapatalım yine de. Abi bir telefon açtı benim şeyi görünce, pasaportu görünce yine. Ama bu sefer şeyi sordu ya, Türkler kaç gün vizesiz gezeye gidiyor Arjantin'de, onu sordu. Daha sonrasında ilk defa mı geliyorsun Arjantin'e dedi. Yok dedim, ikinci defa geliyorum. İlk geldiğimde mailime bir belge göndermişlerdi. İşte Arjantin'e giriş aslında mühür yerine o belge geçiyor artık Arjantin'de. Mühür vurmuyorlar pasaporta. O belgeyi gösterdim işte, kaç gün gezme hakkım var, hangi tarihte girdim, hangi sınır kapısından girdim ve kimlik bilgilerim, pasaport bilgilerim yazıyor o belgede. Onu gösterdim, baktı. Tamam dedi, işlemi yaptı sistemden, geç dedi, mühür vurmadılar. Yani Arjantin'de artık mühür vurmuyorlar. Mailime yeni bir belge gönderecekler. Bakalım bu sefer 90 gün mü gönderecek? Çünkü hali hazırda ben bu sene içerisinde 22-23 gün gezdim Arjantin'de. Yoksa 90 güne mi tamamlayacak? Belki de onu sorma gibi ihtimalle, çünkü bana soru sormamıştı. Doğru. Direkt telefon açtı çünkü benim pasaportu görünce. Ben direkt şey dedim, eyvah dedim, Paraguay'da olan oluyor ama şeyi sordu yani, Türkler kaç gün dolaşabiliyor Arjantin'de dedi. Gayet nazikti, güzeldi abi, güzel bir abimizdi. Sınır da burası işte. Şimdi otobüse bindik. Yolculuğumuz devam edecek. 41 derece gösteriyor bu arada. 41 derece, kafayı yersin. Dışarısı yanıyor yani. Güneş teninize değdiği an yakıyor. Ben böyle 35-36 falan diye düşünmüştüm. Kulağımda kulaklık, gün batımını izliyordum. Birden ışıklar yandı. Aa dedim, ne oluyor? Abi geldi içeri, sandviç getirdi bize. Akşam yemeğimiz. Bir de tatlı var yanında sandviçin. Vallahi güzel ha, empanada verdi, su verdi. Ondan sonra içecek verdi. Sandviç getirdi, tatlısı var. Gayet güzel ya, gayet güzel. Yolculuk güzel gidiyor ya. Gün battı, izleyemiyoruz artık bir şey yani, karardı. Bu arada gösterebilseydim keşke, karşıda nehir var. Nehrin diğer tarafı Brezilya. Brezilya sınırından ilerliyoruz. Bir ara telefonda hat Brezilya'ya geçti, geri geldi. Brezilya sınırı bitecek. Bir süre sonra Uruguay sınırı başlayacak. Uruguay sınırından böyle Buenos Aires'e doğru ilerleyeceğiz. Bu arada Oppenheimer bitti. Çocuk filmi koydular bir tane. Hakiki turizm, gör bunları, gör. Öyle bir firma yoktur inşallah. Salladım. O da bir ama öyle sanki. Buenos Aires'ten günaydın. Geldik. Sonunda Buenos Aires'e ulaştık. Güzel bir yolculuktu. Mis. Oo. Dayı tüttürüyor. Kafalar kıyak. Eleman geliyor. Eleman Tekin değil. Burası Retiro Terminali'nin etrafı ve Retiro Terminali'ne geldim. Dikkat edin.
Yani benim şu an elimde kamerayla gezmemem gerekiyor aslında. Ama açtık kamerayı. Burası birazcık sıkıntılı bir bölge. Güzel bir yolculuktu. Uyudum vallahi. O kadar güzel uyudum ki var ya. Şu an inanılmaz enerjim var. Hiç uykum yok. Dinlenmiş vaziyetteyim. Koltuk da acayip rahattı. O yüzden bir önceki otobüs yolculuklarına nazaran çok daha rahat uyuduğumu hissettim. Şimdi Buenos Aires'te 23 saatim var. Lan şuraya baksana, çöplük, pislik içerisinde. Bir sonraki gün sabah, şu an 6'da ulaştık biz buraya. 6'ya 10 geçiyordur filan şu an. Bir sonraki gün 5.30'da yanlış hatırlamıyorsam benim uçağım var Patagonya'ya. Yolculuğumuz Patagonya'ya doğru devam edecek. Yani burada bir günden daha az bir vaktim var, anlayacağınız Buenos Aires'te. Yolum bir daha Buenos Aires'e düşer mi bu seyahatimde bilmiyorum. O yüzden ufaktan bir veda gezisi gibi bir şey yapabilirim. Yani veda gezisi derken bir iki sokaklarına dolaşırım, bir şeyler yerim. Arkadaşlarımı görmeye çalışırım. Elimden geldiğince sizlere de göstermeye çalışırım. Ay o ne öyle, ne güzel. Üstüne tereyağı süreceksin. Yiyeceksin. Metroya bindim şimdi dostlar. Retiro son durağında metro var. Birazcık yürümeniz gerekiyor terminalden. Son durak olduğu için metro birazcık boş. Dikkatli olun metrolarda da, cepçilik yapıyorlarmış. Yani ben uyarabileceğim her yerde uyarmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz benim yakın zamanda başıma bir şey geldi. Büyük şehirlere gittiğimde yaşanabilecek problemleri bana söylüyorlar. Ben de sizlere aktarıyorum. Şöyle bir kart aldım ben Buenos Aires'e geldiğimde. Sube isminde bir kart. Bu kartı 1200 pesoya falan almıştım. Bugünlerde de 1 dolar 900 küsür pesolarda olması lazım. Yani 1 doları 1000 peso gibi düşünebilirsiniz aslında. Sürekli değişen bir kur. Yani 1 dolara bu kartı alıyorsunuz, 1.2 dolara falan. Her bastığınızda da 80 peso basıyor metrolar. Toplu taşımada kullanabiliyorsunuz, otobüslerde de geçiyor bu. Arjantin'in Cordoba ve Mendoza şehrine gitmiştim. Orada da sube kullanıyorlardı. Büyük ihtimalle bütün Arjantin'de geçerli bu kart. Çünkü üstünde herhangi bir şehir adı yazmıyor. Direkt Arjantin'e yazıyor. Yani tüm Arjantin'i kapsıyordur diye umuyorum. Okay, después de la bolsa y... Ah, oh, ok, señor, gracias. Dale. Vamos a fijarnos, ¿eh? ¿Cuántos son la pantalla? 5.25. Ahí está. Ushuaia. Ok. Sí. Tienes que ir a mostrador 13 al 20. Tienes como 200 metros. 200 metros. Sí, tienes que en el sector ahí, mostrador 13 al 20. 13 al 20. Ahí te atienden. Ok, muchas gracias, señor. Dostlar, havaalanına geldim. Buenos Aires'e indiğimde birazcık gezeriz demiştim ama birkaç işe koşturdum. Daha sonrasında arkadaşlarımla buluştum. Gezecek vakit bulamadım maalesef. O yüzden sizlere Buenos Aires'i gösteremedim. Zaten daha önceki videolarda gezmiştik uzun uzun. O yüzden işlerimi halletmeye çalıştım hızlıdan. Çünkü bir daha sanırım dönmeyeceğim Buenos Aires'e. Yani o mantıkla ilerledim birazcık. Şimdi sektör I dedi. Abi sektör I 013 ile 20 arasında. Burası JetSmart'ın Flybondi diye bir hava yoluyla uçacağım Ushuaia'ya. Burası da Eze Hava. Eze diye geçiyor da tam adını telaffuz edemiyorum ya. Eze diye geçiyor. Yani asıl havaalanı burası Buenos Aires'in. Şu an saat 2'yi çeyrek geçiyor gece. 5'i 25 geçe uçağımız kalkacak. Eğer bir retar vesaire bir problem yaşamazsak. Sky diyor, nerede benim fly bondim? Bondisini yediğim neredesin? Sektör I diyor da hiçbir yerde harf görmüyorum ben bu arada. 13'üm 13'ü 20'yi de geçtik ya. Biraz şeye benzettim ha burayı, Sabiha Gökçen'e benzettim. Check-in GHI diyor bu taraftan. Bütün havaalanını boydan boya yürüttü bana. Abla ayakta uyuyor ha. Ayakta uyuyor lan. Nasıl başarabilirsin bunu ya? Tamam burası. Havaalanının en ucuna geldik ha.
bohem bir havası var buranın da, ışıltıdan uzak. Elektrik vermemişler fazla buraya. Üvey evlat muamelesi görüyor şu an. Ahanda bulduk. Fly Bondi. Hayatımın en hızlı check-in işlemini yapmış olabilirim ya. Tak 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 halletti çocuk yani. Hiç böyle kasmadı yani. Hani tamam ülke içinde uçuyoruz eyvallah da. Daha önce de ülke içinde uçtuğum şeyler oldu. Bu kadar hızlı check-in yapan ilk defa gördüm. Verdi bileti. Daha öteki tarafa geri yürüyeceğim. Girişimiz oradan yani, kapımız orada. Bazen şimdi benim çantada yağmur koruyucu kılıf yok. Bazen mesela problem yapıyorlar. Diyorlar ki bunu böyle kabul edemeyiz. Diyorum ki yani yağmur koruyucum yırtıldı. Bir kere gelmişti başıma. Hani yırtıldı. İdare edin ya. Hani idare edin. Ben böyle dolaştım bir iki kere, kabul ettiler. Bu sefer de idare edin, alacağım. Alacağım abla. Alacağım abicim. Güvenliği geçtim. Şimdi kapıma doğru gidiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 3,5 saat civarı bir şey sürecek sanırım uçuş. Biz diyelim 4 saat. Uzak yani anlayacağınız. Ülkenin en güneyine iniyoruz dostlar. Ülkenin en güneyine. 29. kapı nerede? Lan mekan bitti. Ha şurada yazıyormuş ya. Puertas 28-29. Alo Münih. Bugün yemin ettirmişler herhalde bana. Havaalanının en ucundan öteki ucuna. Bir ucundan diğerine yürütmeye. Burası da Adana Havaalanı'na benziyor. Millet yatışta. Neyse daha var ya. Burada beklemeyeyim. Birazcık yürüyeyim. Kapımız burası. 29. Gracias. Gracias. Ushuaia. Otobüse götürecekler bizi, uçağa. Şuraya geçelim. Dayı gitti, şu uçağın önüne yanaştı. Az daha yanlış uçağa biniyorduk. Allah bilir nereye gidiyor bu. Birisi geldi uyardı, dedi bu uçak. Sonra bunun önüne çekti. Uçağımız bu. Kaptanlarımız orada. Artık yolculuk vakti. Fly Bondi. Hemen selfiler çekiliyor. Oh teyzem be. Uçağa binmeden önce bizim Uğur'la konuşuyorduk. Uğur Kolay'ı tanıyanlarınız vardır. Onunla konuşuyorduk. Muhabbet birden döndü dolaştı. Uçak kazalarına geldi. Dedim oğlum dur sakin ol, dedim uçağa bineceğim biraz sonra. Dedim muhabbet buraya gelmemeli yani. Birazcık uçak kazalarından konuştuk. Korkma diyor. Uçak diyor kalkarken ya da diyor inerken kaza yapar. Onun dışında bir sıkıntı yok diyor. İleride Copa Airlines var. Copa da iyidir. Kaptanlar. Ekrana bak be. Güzel gözüküyor vallahi buradan. Ya bunu nasıl uçuruyorlar? Yemin ediyorum var ya, çok büyük meziyet ha. Hakikaten çok büyük meziyet yani uçak uçurmak. Böyle araba kullanmaya falan benzemez yani. Koltuğuma geçtim şimdi dostlar. Vallahi bütün yol boyunca uyumayı düşünüyorum. Eğer uyumazsam üstten dağlar falan gözükür diye tahmin ediyorum. Çünkü Patagonya bölgesine uçacağız. Çekmeye çalışırım eğer uyumazsam. Şurayı kapatmışlar büyük ihtimalle, kalkıştan sonra açarlar ya da kalkıştan önce de açabilirler, bilmiyorum. Ushuaia'ya dünyanın sonuna geldik dostlar. Burada bir kalabalık var. Taksi mi bekliyorlar acaba? 3 saatte geldik vallahi. Kaptan aktı getirdi bizi. Uber bekliyorlar büyük ihtimalle. Şimdi buradan şehir merkezine gideceğiz. Burası ufak bir havaalanı. Şu ileride de bir kısım var, o kadar. Şöyle göstereyim. Abi de yukarıda varmış. Baksanıza. Güzel yapmışlar dizaynını. Biz de Uber çağıralım. Benim Uber'de bir hata oldu.
taksi çağırmadı. Ben de normal taksilerle konuştum. Uber'de fiyat 2500-3000 peso arası gösteriyordu. Abi de dedi ki taksimetre açacağım dedi. Ne kadar yapar dedim. 3500-4000 arası yapar dedi. Hakikaten de öyle tuttu yani, 3800 tuttu. Ushuaia'ya geldik dostlar. Bakın ya, çok güzel gözüküyor dağlar. Yolda var böyle ağzım açık. Ağzım açık izleye izleye geldim manzarayı. Benim hostel burası. Şimdi hosteli gireceğim bir. Nerede kaldığımı, kalacağımı daha doğrusu göstereceğim. Ama bir şuraya yürümek istiyorum önce ya. Bir sonraki videoda zaten dolu dolu gezeriz ama şuradan bir bakmak istiyorum hostele girmeden. Bu arada hava buz. 5 derece. Hafiften yağmur atıyor ve feci bir rüzgar çıkıyormuş arada. Yani o rüzgar diyor, abi anlatıyor işte, üşütür seni diyor, sıkı giyin üstünü diyor. Zaten hafif hafif esiyor şu an. Ushuaia Belediyesi çalışmıyor, çöpler kalmış burada. Şuradan göstereyim sizlere. Çok da gitmeyin, bir sonraki videoya sürpriz olsun. Buradan böyle yardır, tamam mı? Alabildiğine yardır, Antarktika'ya kadar gidiyorsun. Öyle bir lokasyona geldik. Güney Amerika kıtasının en güneyindeyiz dostlar. Hatırlayacaksanız Kolombiya'da Punta Gallina'ya gittiğimde Güney Amerika kıtasının en kuzeyini ziyaret etmiştim. Şimdi sıra Güney Amerika kıtasının en güneyini ziyaret etmekte. Ayağımızı bastık. Hoş geldik. Sefalar getirdik. Umarım keyifli bir Patagonya gezisi olur. Ben bu anı çok uzun zamandır bekliyorum. Yani Patagonya'ya gelmek için böyle sabırsızlanıyordum sürekli. Bugüne kısmetmiş. Hostelime check-in yaptım şimdi. Burada kalacağım ben. Bir markete gittim. Check-in saatinden önce kendime krem peynir aldım. Ekmek aldım. Yumurta aldım. Bakın, ekmek 1 dolar. Bu da 1 dolar. Bu da 1 dolar. Yani 3 dolara bunları mal ettim dostlar. Orada 2-3 öğünlük yemek var. Şöyle size hostelin bahçesini de göstereyim. Burada odalar var. Şurası tuvalet, banyo. Arkada bir bahçe var ama çok fazla bir şey yok orada. Birazcık böyle dökük. Pek kullanmıyorlar sanırım. Ana bahçe burası. Burada takılıyorlar anladığım kadarıyla. Tabii yağmur yağmadığı zamanlarda. Burası da ortak alan. Burası resepsiyon. Şöyle göstereyim sizlere resepsiyonu. Burası da mutfak. Hola. Burası da mutfak. Hostelin ismi House 1903. Merkeze çok yakın, hatta direkt merkezde. Çok yakını da geçtim. Direkt merkezde. Gecelik ne kadar? 13.000 pesoya geliyor gecelik. O da 13 dolar diyeyim ben. Yani merkezde olması ve fiyatının çok 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 yüksek olmaması burada kalmak için güzel bir sebep. Normalde Patagonya'da kalacağınız yerler birazcık pahalı olabiliyor. İşte arka bahçede bura. Baksanıza karlı dağlar çok güzel gözüküyor ya. Hola. Ben korktum. Burada da sanırım geceleri ateş yakıyorlar. Böyleydi dostlar. Bu videoluk bu kadar. Paraguay'dan yola çıktık. Patagonya'ya kadar ulaştık. Yorucu bir otobüs yolculuğuydu. Üstüne bir de Buenos Aires'te hiç uyumadan 22 saat falan 23 saat vakit geçirdim. İşlerimi hallettim. Sonra uçağa atladım. Patagonya'ya geldim. Artık Patagonya macerası başladı. Çok heyecanlıyım. Umarım keyifli rotalar yapabiliriz birlikte. Güzel güzel gezeriz. Patagonya'nın hakkını veririz. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Bir beğeni, bir yorum alırım. Abone olursanız çok sevinirim. Kanalı geliştirelim birlikte. Birlikte geliştirelim kanalımızı. Beraber gezelim dünyayı.